Pontleder Haber'in manşetini sunar. Haberin manşetinden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Manşette bu akşam konuklarımız Alanya Esnaf Odası Başkanı, Başkan Adayı Sayın Ahmet Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Pınar Kıymaz. Hoş geldiniz. Ve Sayın Ali Tok, hoş geldiniz. Hoş bulduk Derya Hanım. Evet sayın seyirciler, oda seçimleri 15 Ocak'a kadar, Ocak ayı sonuna kadar yapılacak. Alanya'daki odalar yeni yönetimlerini, yeni başkanlarını belirleyecekler. Tabii bu süreçte biz peş peşe belki daha yoğun bir şekilde oda başkanlarını üyeleriyle ve sizinle buluşturmaya çalışıyoruz. Büyük bir zamanı geride bırakırken yeni bir yıla da hazırlanıyoruz. Aslında onun da telaşesi var değil mi bir taraftan? Evet. Bir yılın muhasebesi, gelecek yılın beklentileri ama bir taraftan da yapılmış çalışmaların muhasebesi, yeni dönemin hedefleri var. Hani bir sürü sevinç bir arada belki değil mi? Yoğun geçiyor bu arada. Kesinlikle. Sayın Sert, siz Alanya Esnaf Sanatkar Odası'nda başkansınız ama aynı zamanda başkan adayı sıfatıyla yönetiminizle birlikte buradasınız. Evet. Biz bu akşam hem yaptıklarınızı hem yapmak istediklerimizi konuşacağız. Eğer izleyicilerimizin de soru, görüş, düşünce ve önerileri olursa haberinmanşeti@gmail.com adresinden ulaşabilirler ya da 514-0984 numaralı telefonlarımıza düşüncelerini, soru, görüş ve önerilerini yazdırabilirler. Arkadaşlarım bana iletecekler. Evet Sayın Sert, ben neden yeniden demek istiyorum? Bu soruyla başlamak istiyorum. Neden yeniden? Gaye Hanım, öncelikle şahsım, yönetim kurum adına bize böyle kanalarda bize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Bu vesileyle yarın miladi yıl 2014. Alanya ticaretine, Alanya safına 2014'te bereketli, kazançlı bir yıl diliyorum. İnşallah sorunlardan daha az arınmış bir ticaret olur. Bu vesileyle yine biz arkadaşlarımızla konuştuk. Arıntılarımız var. Gücümüz var ortaya koyduğumuz. O doğrultuda yönetim kurulu kararıyla bir dönem daha devam etme kararı aldık. Arkadaşlarımız Pınar Hanım Başkan Yardımcımız, Ali Bey Yönetim Kurulu Üyemiz. Öbür arkadaşlarımız da bize manevi destek veriyorlar. Halkımızın önüne çıktık. İnşallah hayırlısı olur. Peki yönetiminizde bir değişiklik olacak mı? Aday liste anlamında. İlk arkadaşımız var. Onun dışında aynı kadroyla devam edeceğiz. Okumanın mahsuru yoksa. Yani paylaşabilirsiniz. Yönetim kurulu başkanı olarak Ahmet Sert, Ali Tok, Pınar Kıymaz, Mustafa Taş, Duran Okur, Ali İhsan Özdemir, Yücel Koç, Murat Çetinkaya, Hüseyin Bekiroğlu, Ali Mecek, Mehmet Tuncer, Ahmet Arslan, Hasan Aypak, Kenan Çoban, Şükrü Kılıç. Yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımız olarak. Bir dört yıl daha talibiz. İnşallah 11 Ocak'ta esnaf kardeşlerimiz bize teveccühlerini tekrar gösterirler. Yine onlara hizmet etmekten şahsım, yönetim ve personelim adına kıvanç duyarız. Buradan personelime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teknik bir şekilde üstün bir çaba sarf ederekten Alanya'daki esnafımızın Alanya ticaretine koyduğumuz katkıyı daha yükseğe çıkartmak için tamamen çabamız o ve o doğrultuda devam edeceğiz inşallah. Peki bir yeşil görüyorum. Gerçekten hoş da bir ton seçmişsiniz bana göre. Neden yeşil? Siz daha önce de sanırım değil mi yeşil tercih ettiniz? Gaye Hanım, biz daha önceden yani en baştan benim başkanlığımla toplandığımızda
Ali Tok Bey biliyorsunuz kendisi konfeksiyon. Ben de konfeksiyon kökenliyim. Almanya'yı giydiriyor. Evet, ben de konfeksiyon kök. Bacizane. Ben de konfeksiyon kökenli bir esnafım. Tekstilimi hala sürüyor. Evet. Oturduk dedik ki yani bir ve bizim bu ilk yaptığımız olay birçok partiye ve birçok odaya simge oldu. Evet. Yani ilk iskelede resim çektirdik. İlk bu renkleri seçtik tonunu. Zemin beyaz. O dönemde tertemiz bir sayfa açacağız. Temiz bir sayfa. Üzerinde yeşille beraber. Öyle bir simge oluşturduk. Hala fotoğraflarımız var iskele üzerinde. Ve ondan sonra tüm siyasi partiler ve başka oda başkan arkadaşlarımız hep aynı tonları ve aynı modelleri kullandılar. Biz onda da bir öncülük yaptık. Yücel Koç kardeşim vardı, fotoğrafçı. O kardeşim simgelemişti. O fotoğraflar daha arşivlerimizde duruyor. Öyle çıktık. O şekilde devam ediyoruz. Evet, yine. Başka ilk de herhalde tek bayan üyenizin olması değil mi? Yani evet. Ben özellikle bayan konusuna girmek istiyorum. Çünkü evet. Biraz pozitif ayrımcılık da olsa. O zaman Pınar Hanım cevaplasın. Yani aslında çok sayıda bayan var esnaf Alanya'da. Yani gördüğüm kadarıyla ama geri mi duruyorlar? Neden bu kadar Pınar'ı yalnız bırakıyorlar öyle söyleyeyim? Geçtiğimiz dönemde sağ olsun abilerim böyle bir teklifte bulununca ben de çok mutlu oldum kendi adıma. Yine tüm Alanya halkı huzurunda onlara tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten Alanya'da esnaf olarak çalışan çok üyemiz var bayan olarak kayıtlı. Evet. Ve onların adına onları temsilen ben de tekrar göreve gelmeye aday oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yine elimizden geleni yapacağız onlar için çalışacağız inşallah. Evet. Şimdi bu süreçte eleştirilerden birisi şu. İşte o da sadece evrak veriyor. Sadece işte ihtiyaç olduğu dönemlerde belge veren makam gibi eleştiri var. Evet. Buradan başlayarak ben biraz eleştirilere cevap vermenizi isteyeceğim. O da ne iş yapar? Sadece evrak mı verir? Sayın Sert, neden böyle bir algı var? Şimdi Gaye Hanım, çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Kamuoyunu ben buradan bu konuyu en iyi ve en iyi bilenin birisi olarak cevaplamak isterim. Kamuoyunu. Şimdi bizim esnaf odalarına, bakın buna ticaret odası ve ziraat odasını dahil ederekten evet. Hiçbir bakanlıktan katkı gelmez. Örnek vereyim Maliye Bakanlığı'ndan. Örnek vereyim İller Bankası. Örnek vereyim bizim bağlı olduğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan. Bizim görevlerimiz belirli genelgelerle ve belirli sınırlarda tutulmuş. Örnek veriyorum, kolluk hizmeti yok. Ceza yazma ve iptal etme yetkisi yok. Kurumlarımızın aynı orada sorduğunuz gibi ağırlıkta görevi evrakını ve altyapısını hazırlamak. Yani bu tabii dışarıdan bakınca ney diye kamuoyunun aklına gelebilir. Örnek veriyorum fırıncı esnafının hakikaten çok arkasında lojistik destek olması gereken kurum olması lazım. Nedir kapasite raporu? Nedir fiyat tarifesi? Nedir yaptığı ürünlerin kıvamının halk sağlığına uyup uymadığını? Bu genişleterekten pastane, genişleterekten çay ve kahve ocakları. Yani bize tamamen gıda ağırlıklı gruplar var. Bunların tamamen lojistik desteğini odamız sağlar. Sağlamak zorunda. Aslında görevi de bu. Yani %80'i %70-80'i evrak ve kayıt üzerine. Şimdi mesela örneğin bir yasa geldi. Geçen gün genelge geldi. Tabi kamuoyu bilmeyebilir. Gayet normal. Biz bunu aydınlatıyoruz sizlerin aracılığıyla. Buraya çıkmamızın sebeplerinin birisi de bu. Dedi ki Tarım ve Gıda ve Tarım Bakanlığı çay ocağı işleten, gıda üreten firmalar bize kayıt yaptırmak zorundalar dedi. Ya dedi ki çay ocağı ne? Çay ocağı dedi ki ne üretiyor? Evet genelge geldi geçen ay. Bu ayın yarın sonu. Çay ocaklarını mesaj attık. Bak ne, odanın görevi nedir? Çünkü öbür gruba atmıyoruz. Çay ocağına diyoruz ki böyle böyle bir genelge çıktı. Siz tarım ilçeye şöyle şöyle kayıt yaptıracaksınız. Bize uğrayın biz sizin altyapınızı hazırlarız. Bugün arkadaşlarımız odadaydık hep. Neredeyse tek sıra halindeydi. Evraklarını hazırladık. Tarım ilçedeki gidecekleri masaya yolladık.
Yani odanın zaten asli görevi bu. Yani oda bir bayındırlık bakanlığı gibi. İşte örnek vereyim, Dimçay'ın üzerine köprü yapacak. Yok, yol geçecek. Öyle bir gücü ve kuvveti de yok. Ve üyelerinin aldığı aidatla geçinen bir yer. Ve biz 3 aydan 3 aya aşağı yukarı geçen ay ödediğimiz 22 milyar lira vergi veriyoruz. Vergiden muaf vergiden muaf olmamıza rağmen çalışan kişilerin ücretinden vergi alıyor devlet. Yani ortalama 22-23 milyar civarında bir de aylık vergi veriyoruz hükümetimize. Yani odaların böyle hani üyesine karşı X kurumdan prim alma gibi böyle bir şeyi yok. Tabii dolayısıyla orada da 7-8 kişi çalışıyor. Basit üstü muhasebe grubu, teknik grup. Ben hakikaten buradan bizim personelimize teşekkür ediyorum. Yani dolu dolu 8 saat. Bu kadar iş mi olur dersen bu kadar iş var. Çay ocakçısının ayrı iş var. Şimdi berberlerle alakalı, yanında çalışan veya başka mesleklerle alakalı risk analizi. Yanında örneğin sizin berber dükkanınız var veyahut da başka bir esnafsınız. Bir kişi sigortalı çalıştırıyorsanız risk analizi yaptırmak zorundasınız. Bir firmayla anlaştık. Yeni yasayla. Bir firmayla anlaştık. Yani bunların altyapısını oluşturuyor. Bizim zaten asli görevimiz bu. Ve esnafımızı mesajlarla bilgilendiriyoruz. Mailimizden atıyoruz. Mailimize koyuyoruz. Bakın şu şu yasa çıktı. Bunun işte şu döneme kadar yaptırın. Yaptırmazsanız cezai durumu bakanlık kararı ve genelgesi budur diye biz üyemizin altyapısını, lojistik desteğini sağlıyoruz. Bilgilendirme. Ve odaların asli görevi de bu yani. Asto da aynı görevi yapar. Ki kardeş odayız yani iç içe girik. Konfeksiyon bende de var, onda da var. Fırın bende de var, onda da var gibi. Aynı açıdan biz hizmet veriyoruz. Yani kamuoyuna duyuyoruz. İşte bina yapılıp gider, köprü yapılıp gider, han hamam yapılıp gider. Yani yok böyle odaların genelgesinden bir şey yok. Ben bir de şunu izah edeyim. Tabii bilmeyebilirler, ben onu açıklıyorum. Şu andaki yasamızda örnek vereyim, bizim otobüs var. Otoyu satmak istesem, makam aracını satmak istesem veya dairemi bile satmak istesem Antalya Esnaf Odalar Birliği'ne yazı yazıp oradan üstten izin almam gerekli. Evet. Yani biz burada öyle hani serbest ticaret. Yani bütçeyi siz kendi istediğiniz gibi kullanamıyor musunuz? Kullanamıyorsa tabii. Araya mı soruyorsunuz? Dilimize de ödediğimiz şeylerimiz var efendim. Aidatlarımız var. Yani bakın bizim 4 odamız, dairemiz var örnek veriyorum. Yönetim kurulu kararı dedi ki birini satalım. Dilekçe yazıyoruz. Esnaf Odalar Birliği'nden izin alıp ondan teyit aldıktan sonra satabiliyorsun. Öyle rahat hani serbest ticaret yapan bir dükkan gibi yani bunu satalım, bunu tekrar yerine bunu koyalım. Öyle bir şey yok yani. Hepsi genelgelerle, hepsi kurallarla. Yasalarla kurulmuş. Az önce düzen içerisinde işliyoruz. Asıl şey o. Az önce 2014 yılında yapacağımız genelge geldi. Az önce sekreterim bilgilendirdi. Aidatını şunu alırsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Böyle orada dökümler var. Ders çalışıyoruz. Yani böyle serbest bir meslek grubu gibi veya serbest dükkan işletir gibi değil yani. Belirli kuralları var. Biz o kurallar içerisinde yasaların 5162'nin verdiği yasaların yetkilerine göre en üst seviyede çalışıyoruz. Peki bağış yapabilir misiniz? Mesela şuradan örnekle devam edeyim. Az önce siz ASO dediniz. Dönem dönem mesela turizm fuarlarına bütçe aktarır ya da işte Alanya Spor'a kaynak aktarır gibi şeyler var. Hani siz mesela bunları yapıyor musunuz ya da bu tarz Alanya kamuoyu, Alanya için önemli konulara katkıda bulunuyor? Tabii. Bize müracaat edilen konularda biz yönetim kuruluna, tabii biz bir ALSO gibi güçlü değiliz, onu açık söyleyelim. Onların bütçesi çok farklı, bizdeki çok farklı. Gücümüzün yettiğince yönetim kurulu kararıyla bağış yapabiliriz. Örnek veriyorum, Alanya Spor'a 5 milyar lira vereceksin. Yönetim kurulu kararıyla karar alınır, o karar doğrultusunda bu kuruma verildi diye verilir. Örnek veriyorum, bir yangın afet oldu. Esnafımız dükkanı yandı. Yönetim kurulu kararıyla gider orayı inceleriz. Yönetim kurulu der ki bu arkadaşa örnek veriyorum 4 milyar lira yardım edelim. Yönetim kurulu kararıyla verebiliyoruz. O imkanımız var. O tür şeyler yapabiliyorsunuz. Evet. Peki Sayın Tok,
Şimdi yine eleştirilerden birisi şuydu. Çok sayıda esnaf var Alanya'da. Ve iş yerine gittiğinizde bir logosu bile yok odanın. Oda üyesi mi değil mi o bile anlaşılmıyor tarzı bir eleştiri geldi. Ve hatta bunun neden yapılmadığı sorgulandı. Dolayısıyla neden bir logomuz yok? Yani bir logo yapmak düşünmediniz mi? Efendim söz sırası bana gelmişken bütün esnaf kardeşlerimizin, sanatkar kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum öncelikle. 2014'ün hayırlı ve uğurlu, bol kazançlı geçmesini diliyorum. Evet. Söyleyecek çok şey var. Şimdi bir noktadan ben de bir şeylerden bahsetmek istiyorum izninizle. Bir ahilik ocağı bu ocak. Evet. Gerçi ben de Alanya'nın ahi babası gibi bir şey oldum. Gerçekten programda bunu bir anlatıyorum ama gerçek bu. Ama siz eski bir esnafsınız Alanya için. 1200'lü yıllarda bunun anayasası yazılmış. Yani bizim ocağımız ta o yıllara dayanıyor. 800 yıllık bir geçmişi var. O zaman anayasasında belirtmiş. Odanın görevi nedir? Ben şurada küçük notum var, onu bir okumak istiyorum. Zenginle fakirin. Zenginle fakirin arasında. Üretici ile tüketicinin, emek ile sermayenin, millet ile devletin, kısaca toplumun bütün fert ve kurumların arasında iyi münasebetler kurarak herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak başlıca amacı olmuştu. Yani bugün bir esnaf kardeşimizin sıkışmış bir problemi var. Nedir? Bir kurumla. Ne olabilir bu? Belediye olabilir. Maliye olabilir. SGK olur. SGK olabilir. Makul olabilir. Yani bir kurumla problemi var. İşte bizim görevimiz burada başlıyor. Aradaki iletişimi sağlamak. Bildiği noktalarda yardımcı olmak. Kaldı ki bugüne kadar Ahmet Bey bu konuda sayısız yardım yapmıştır. Herhalde çok takdir görmüştür, inkar edilemez. Bu bir. İkincisi dediniz ki logo. Logos da odanın var. Ben bir geçen Antalya'da bir toplantıya çağrıldı birlik tarafından. Bütün yönetim kurulu üyelerimize şu astığımız şeyden evet, verildi. Evet. Orada ikinci esnaf odalarının logosu var. Bir logomuz var yani. Var gayet tabii. Kocaman odamızda bayrağımız var logolu. Hatta odamıza çıkarken bütün esnaf kardeşlerimiz görür. Orada küçük esnafımıza ait simgeleyen resimlerimiz var panomuzda. Onu sürekli 2-3 ayda bir değiştiririz. Onun üzerinde logomuz var. Herkes görür zaten. Veya bütün yazışmalarda antik kağıtlarımızın başında logosu var. Odamızın logosu var. Hatta şeyde de var başkanım değil mi? Oda levhalarında da var. Tabii. Yani. Ayrıca her üyemize kayıt olduktan sonra bu levha verilir efendim ve çerçevelenir, duvarına asılır. Yani eğer zaten bizim üyemizse mutlaka bu belgeyi asmak mecburiyetinde. Yani iş yerine gidip de levhasına baktığımızda onu esnaf odasına üye olduğunu görebilirsiniz efendim. Evet, logosuyla beraber orada herkes görebilir. Yani bu konuyu tartışmaya gerek yok. Her şey hazırlanmış. Esnafımızın hizmetine sunulmuştur. Evet. Peki Sayın Kıymaz, şimdi önemli bir konu. Belki bunu hani açıklamak da gerekiyor. Çünkü en çok bu süreçte, en çok bu esnaf odası bu sebeple konuşuldu. Büyükşehir yasasının getirdiği bir konu var. Evet. Uzmanlık anlamında bazı esnaf gruplarının eğer burada odası yoksa başka bir il merkezindeki odaya gitmesiyle ilgili. Dolayısıyla bazı esnaflarınızın sizden ayrılacağı ya da ayrılmak zorunda kaldığı gibi şeyler söylendi. Bununla ilgili önlem almamakla da eleştirildiniz. Dolayısıyla bu Büyükşehir Yasası Esnaf Sanatkar Odası'na ne getirecek, ne götürecek? Gaye Hanım, çok teşekkür ediyorum. Son dönemlerde gerçekten herkesin ilgisini çeken ve önemli bir konu olduğunu da düşünüyorum. Bugün ben de biraz dersime çalıştım, geldim. Şimdi şöyle efendim, bir eski kanunumuz var bizim, bir de yeni kanunumuz var. Şimdi 26 Haziran 2005 tarihinden önce bu kanuna göre kayıt yaptıran üyelerimizin bu Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşan ya da Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı yalnızca kendi ünvanları dahilindeki mesleki faaliyetlerle iştigal etmeleri şartıyla
şahsın tercihini beyan eden dilekçeye istinaden bu odalara ya da büyükşehir sınırları içerisinde kurulu bulunan ilgiyi odaya yapılır diye tebligat yayınlanmış. Biz de bu tebligatta gerekli işlemlerimizi yaptık. Şimdi bu 2005 tarihinden 2013 yılına kadar olan süre içerisinde yeni kayıt olan üyelerimizin kendi istekleri doğrultusunda eğer büyükşehir iline bağlı olduğumuz için bu ilde bağlı bulunan özel statüde oda varsa, örneğin Antalya'da kuaförler odası vardır. Yani siz kendiniz Antalya'da tekrar kuaförler odasına gidip üye olmak isterseniz orayı da tercih edebiliyorsunuz. Ama genel konular itibariyle iştigal mevzunuz varsa bizim genel oda itibariyle bu odada da kalabiliyorsunuz. Ha, yani isteğe bağlı mı? İsteğe bağlı. Evet. Değil mi? O aslında önemli. Hayır, elbette ki değil. Yalnız şöyle bir çalışma yaptık. Şöyle bir saptama yapayım. Bir konfederasyona ve bakanlığa yazılarımızı yazdık bu konuyla ilgili. Çünkü burada da bir çelişki, bile bir durum olduğu anlaşılıyor. Ve Alanya'daki tüm odalar imzaladı bu yazımızı. Bu konuyla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Henüz gerçekten de bir sonucu ulaşılabilmiş değil. Alanya'daki tüm odalar tarafından da bir çalışma yapıldı burada. Sonucu bekliyoruz. Olumlu çıkacağı yönde de. Burada maddenin birisinde açılımında biraz bir şey var. Yani onu biz de 10 sefer okuduk ama anlayamıyorsun. Biz onu bakanlığa ve konfederasyona ilettik. Dedik ki ya burada bir çelişki var. Bunu dedik şey yapalım. Onlar da haklı buldular. Şu andaki aldığımız dile göre bir sıkıntı yok. Öğrenin siz kuaför açacaksınız. Alanya'da dükkanı açtın. Ben diyorsun ki Alanya yasa odasını istiyorum. Ki Antalya'ya gitme şansım yok. Evet. Aynı yasa onu söylüyor. Evet, yasa onu söylüyor. Yani burada aslında sonuçta siz Antalya'daki kuaförler odasına, yani oradaki o kendi içinde bağımsız o odaya da üye olabilirsiniz. Ama sonuçta burada iştigal mevzuda bulunduğunuz için bizim odamızı tercih ediyorsunuz yani, ama yasa sizi serbest bırakıyor. Evet. Peki mesela şimdi bakkallar odası yanılmıyorsam bir isim değişikliğine gitti. Galiba sizin üyelerinizden olacak değil mi? Hayır hayır, o büfe bizde değil zaten. Yani isim ilavesi yaptı onlar, onaylattı. Ama bizde 33 tane meslek var. Biz yani isim ilavesi yaparsak şey gibi olacak. Reklam panosu gibi bir şey olur. Yani şu anda görünürde bizden bir giden veya gelen şey, giden yok. Biz ona itiraz ettik. O 42 madde var orada bir. Tekrar vurgulamak istiyorum başkanım, affedersiniz. Gayan, hayat bir süreklilik arz ettiği için maalesef ticari yaşam da bu şekilde işliyor. Yani ertesi gün sabahleyin bir tebligat yayınlanıyor. Hemen odamıza gelen bu tebligat ışığında bir bakıyorsunuz bütün sistem tekrar değişmiş. Yani şimdi her gün yeni bir süreç yaşanıyor ve o sürece de ayak uydurmak gerekiyor tabii ister istemez. Bu yapılan bir işlemin, sizin sorduğunuz sorunun bir sonucu. Yani biz de bu takibi yapıyoruz. Eğer herhangi bir şekilde bu bizim yazdığımız konuya ilişkin bir değişiklik olacak olursa da tabii ki işlemlere girişeceğiz. O zaman o kaygı duyulan bir konu, hani herkesin konuştuğu, kaygı duyduğu konu, ya gerek yok mu? Hani böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya değil mi esnaf odası? Yok, benim anlamıma göre yok. Çünkü biz federasyonla görüştük. Burada dedi bir yanlış anlaşılma var. Yani buradaki bir ayakkabı tamircisinin Antalya'ya gidip de kayıt yaptırması zaten obadan Alanya'ya gelemiyor. Hayır, küçük esnaf. Buradan gidip de aynı statü Gazipaşa için de geçerli. 180 kilometre gidip Antalya'da uğrabilir. Biz Ankara'ya onu konuştuk, ilettik. Veya Kaş için de geçerli. Kaş için de geçerli. Ve haklı buldular. Tahminim bir haftaya kadar düzeltirler. Evet. Peki şimdi Sayın Serp, geçtiğimiz cuma günüydü yanılmıyorsam. Sayın Nuri Demir bir açılış yaptı. Evet. Seçim ofisi açtı. Siz katılmadınız. Neden katılmadınız? Efendim, davetsiz yere nasıl katılabilirim? Davet edilmediniz. Yok, davet edilmedim. Yani kimin yerde ne yaptığını benim bilme şansım yok. Alanya çok büyük. Ben açık bana söylüyorum, davet edilmedim. Davet edilseydim katılırdım. Peki o toplantıda, o açılışta sizi demokratik olmayan bir seçim gidiyor diyerek listeleri vermemekle eleştirdi. Evet. Vermediniz mi, neden vermediniz? Ben onu açıklayayım arkadaşlarımın izniyle.
Bunu kamuoyuna açıklıyorum. Yani esnaf arkadaşlarımız duysun, bilsin. Evet. Şimdi bizde yasa şöyle. Seçim döneminde genelgelerle yönetiliriz. Ve harfiyen genel sekreterimiz Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Aynen ikili konuşmalarımızda şu olur. Bir kelime, bir harf, bir sayfa atlama diye briefing yaparız. Bize seçim yaklaştığında 18 Aralık, 19 Aralık günü bakanlık sitesini yeni açtı. Bak iyi dinlesinler burayı ve iyi dinleyin. Çünkü ne diyorum, genelgeler yönetiyoruz. Yani düğmeye basıyorsun, vermiyor şey listeyi. Bize dahi vermiyor. Sistem vermiyor değil mi? Tabii sistem vermiyor. 19'unda aldık listeyi. Yani telefon numaraları yoktu dedi mesela Sayın Başkanım. Ben anlatayım. Şimdi Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın esnaf sitesinden aldığımız 19 Aralık'taki liste aldık. Hemen hemen 3300 tane isim var. Bu kadar var. Biz bunu çektik. Seçim kuruluna başvurduk. Seçim kurulu diyor ki bize getireceksin. Getirdik 4 nüshası halinde. Mühürlettik seçim kuruluna. Geldik seçim kurulu. Ne dedi Ayşe Hanım? Sekretere sordum. Dedi ki başkanım 7 gün askıda kalacak. Odanın kapısında. Biz askıya çıkardık. Oraya taktık. Geçtiğimiz cumartesi pazarda 2 tane memur cumartesi koyduk. 2 tane pazar koyduk. Buradaki yasanın amacı şu. Bakmak isteyen, itiraz etmek isteyen gelecek, oradan bakacak. Biz de cumartesi pazar aynen 08-17 arası mesai yaptık. Listemizi astık. Geldiler, aldılar, almışlar. O artık yasa öyle. Ondan sonra biz yasanın bakanlığımıza verdiği liste neyse oraya astık. Oradan örneğin Gaye Hanım aldı, inceliyor. Yani o listelerde telefon numaraları olmuyor mu? Çünkü öyle bir yok, bakanlık öyle verdi. Telefon evet. Numaraları verilmedi gibi bir eleştirildi. Ya bakanlığın verdiği liste seçim kurulu müdürünün bana emir diyelim yani yasa yürütmenin verdiği emir şu listeyi diyor as oraya dedi bana. Ben onu söylediği listeye astım. Yani bunun neyini eleştirilecek ben onu hala anlamış değilim. Sayın seyirciler, haberin manşetinde konuklarımız Alanya Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı, Başkan Ayıpkı'dayız. Sayın Ahmet Sert ve yönetim kurulu üyeleri. Şimdi bir reklam aramız var, ardından yeniden birlikteyiz. Yıllık tecrübesi, eğitimli personeliyle ve kurumsal anlaşmalarıyla tüm Türkiye geneline hizmet vererek bir marka olan Hilda Reklam, geniş makine parkuru, iş güvenliği ve teknolojik ekipmanlarıyla yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Kuba Motor, tüm Türkiye tabela ve reklam işleri başta olmak üzere totem, tabela, araç giydirme, plaket, kupa, madalyon, stand ürünleri, Atatürk köşeleri, kutu harf ve led tabela ürünleri imalatında üretici ve toptancı firma olarak Alanya'dayız. Birlikteyiz. Sayın seyirciler, haberin manşetinde soru, görüş, düşünce ve önerileriniz için haberinmanşeti@gmail.com ya da internet erişiminiz yoksa 514-09-84 numaralı telefonları kullanabilirsiniz. Sayın Top, yine eleştirilerden birisi. Ben şu an yönetimde olduğunuz için eleştirileri de cevaplamanızı isteyeceğim. İşte dayanışma yemeği yapmadınız ya da esnafın üyelerinizin arasında bir kaynaşma sağlayacak aktivite yapmadığınızla eleştiriliyorsunuz. Bu tür şeyleri neden yapmadınız? Kaynaşma, dayanışma gibi etkinlikler, bunları sağlayacak etkinlikler yapılamaz mıydı? Şimdi Gaye Hanım, büyük çapta bir yemek düzenlemedik. Nur Bey'le beraberken de yapmamıştık bunu, şimdi de yapmadık. Ama biz 33 tane, 33 tane başkanım meslek grubu olan bir odayız. Bu meslek gruplarını zaman zaman toplayıp küçük gruplar halinde yemek veriyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hani bunu medyanın önünde değil, biraz biz bize konuları tartışaraktan bir araya geliyoruz. Ne bileyim öyle doğru bulduk herhalde. Ne bileyim milli piyangocularla geldik, kasaplarla geldik, terzilerle geldik.
birçok grupla, yufkacılarla geldik, fırıncılarla geldik. Yani bunlarla toplanıp zaman zaman yemek veriyoruz. Ama bunu hadi medyayı da taşıyalım, burada gösterelim, gövde gösterisi yapalım şeklinde hiç dönüştürmedik. Yani başka şeyler de yaptık. Mesela yardımlar konusunda, konudan konuya atlayacağım ama yardımlar konusunda biz başından beri aldığımız bir söz var kendi arkadaş grubumuzun arasında. Demin Ahmet Bey de söyledi. Adamın dükkanı yanmış. O bize müracaat etmedi. Biz gittik, geçmiş olsun dedik. Bir odamıza uğrar mısınız? Sadece yangın raporuyla. Değil mi Pınar Hanım? Yangın raporuyla. Bunu medyanın önünde hiç yapmadık. Zaten hepimiz karşıyız. Ahmet abi başta olmak üzere. Evet. Gösterişe dönüştürmek istemiyoruz hiçbir zaman. Ondan sonra bir yangın raporuyla. Ha, karınca kararınca 300-500 lira. Onun bize müracaatı da yok. Biz ona yardımı yaptık. Ama yangında. Ama şeyde. Sel felaketi. Aynı şekilde. Yani biz gelmeden önce olmuş, biz geldikten sonra şey yapmıştık geçmişte de. Veyahut kanser hastası. Bizim üyemizmiş. Emekli olmuş. Bir iki sene olmuş emekli olan. Duyduk. Kanser evde yatalak. Gitti gidiyor adam. Allah kimsenin başına vermesin. Ona da eski bir üyemiz olduğu için ona da yardımda bulunuyoruz. Onun da haberi yok. Ama bunu hiçbir zaman kamera önünde yapmadık. Yapmayı da doğru bulmadık. Bunlar reklam olmayan şeyler. Onların duası bize yeter. Evet, peki sosyal paylaşım anlamında ne yaptınız? Ben bu soruya da Sayın Sert siz cevap verin istiyorum. Yani üyeleriniz arasında yaptınız ama başka çalışmalarınız oldu mu? Mesela bir halk etmek var. Ben hani oradan aslında bağlamak istedim. Tamam. Şimdi halk ekmek bizim odanın iştirakiyle 13 üyeli bir şirket. Şirketin yönetim kurulu başkanı da benim. Yani esnaf odası başkanı. Dolayısıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olduk. Tabii Ali Bey'in dediği gibi biz orada böyle hani karıncanın çalıştığı gibi ne yapmışız? Günde 60 veya 70 adet alayın sporumuza ekmeğini karşılamışız. Ama 12 yıldır. Yani, ay sürekli mi? Tabii. Yani sezon boyunca yazın takım dağılırsa evet, düşer. Ama genelde 60 ile 50 civarında. Tabii bu yeküne vurunca çok büyük para çıkar. Yine Alanya Sporumuzun gıda yardımında bulunmuşuz. Altav'un kurucusuyuz. Alanya Tanıtım Vakfı'nın odal olarak. Ona iştiraklerimiz var, oldu. Son dönemlerde açık söyleyeyim çok iştirak etmedik. Neden? Yani ama bu arada Antalya'daki yöresel ürünlerle ilgili ona katıldık. Onu yani, sen şey Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Alanya'nın tanıtımına hani gizli de olsa mutlaka katkıları bulunuyor. Yani bu konuda da belki bunları dediğimiz gibi sözle söylemekten çekiniyoruz ama bunlar yapılıyor. Asıl söylemek istediğim bir nokta var. Onu atlamak istemiyorum. Çünkü benim için çok önemli bir projeydi Gaye Hanım. Hatırlar mısınız? Alanya Hükümet Konağı'nın önünde açık havada bir çalışma yapmıştık. Esnafına sahipçi projesi diye. Bu proje çok ses getirdi. Ben çok o konuda da kendi adıma da pek çok yerde bu konuda konuştum. Şimdi başkanımın o konuda söyleyeceği şeyler var. Gerçekten artık büyük alışveriş merkezlerinden yaptığımız alışverişlerin gerek kullanım tarihi gerekse alınan ürünlerin isteğimize uygun olmaması nedeniyle kendi mahallemizdeki esnafımıza yavaş yavaş halkımız geri dönmeye başladı. Yani AVM kültüründen biraz koptuk. Evet. Belki kendi içimizdeki esnafımızın da kendine verdiği çeki düzenden de kaynaklanabilir. Bugün öyle kasaplarımız var ki çıkın mahallenize bakın pırıl pırıl tertemiz işletmeler. Yani isim vermek istemiyorum. Geçenlerde birisini de ziyaret ettik. Gurur duydum. Yani yufkacılar, yine pastaneler. Yani artık herkes kendi kendine de çeki düzen veriyor. Ve böylelikle siz sabahleyin kalkıp et alacak durumdaysanız gidip mahallenizdeki kasaptan alışveriş yapıyorsunuz. Yavaş yavaş o proje de geri dönmeye başladı. Bilmiyorum farkında mısınız?
Yani esnafına sahip çık. Onu şöyle biraz da ben dipnot düşeyim. İzninle Sayın Başvekilim. Halkımız esnafına geri dönüyor diye bir proje başlattık. Bunu inşallah 11 Ocak Cumartesi gün tekrar teveccühünden sonra esnafımızın örnek çalışma yaptık kasaplar üzerinde. Şu anda belki gözlem yapıyordur halkımız veya sizler basın mensupları olarak. Hakikaten çıtayı çok yükselttik. Dükkanlar tertemiz. Ürünlerin fiyatları ve içindeki şeyleri, nitelikleri yazdı. Burada kasap esnafımıza teşekkür ediyorum. Yufkacılarımız hakikaten pırıl pırıl. Onlara teşekkür ediyoruz. Pastanelerimize teşekkür ediyoruz. Siz de gözlemliyorsunuz. Zaman zaman oturuyorsunuz. Çay ocaklarına çok teşekkür ediyorum. O eski görünümden çıktılar. Yani tamamen çıta yükseldi. Çıta yükseltmeye çalışıyoruz. Bu sokak ziyaretlerinde, benim sokak ziyaretlerimde, ben buradan okulculara kadar gidiyorum. Nemirtaş'a kadar gidiyorum. Her girdiğim esnafta 2-3 tane toplanıyoruz ve bu konular üzerine tartışıyoruz. Yerel formatta. Ve hakikaten geçen kasap arkadaşlarım dedi ki, başkanım dedi, bayağı tuttu bu işler dediler. Hatta Allah nasip ederse seçimden sonra ilk programı TV'lerde yapalım dedik. Etin niteliklerini anlatma, etin insanlar üzerindeki faydası, donuk etin zararı gibi. Ben tabii takşin çok bilgisine giremem. Onlar daha teknik biliyor. İşte donmuş ürünün sonradan açılıp insanları hastalandırdığı konusunda. Yani basını daha kullanalım dedik bazı gruplarda. Çiçek grubu gibi, yufkacı grubu gibi, pastane grubu gibi. İnşallah önümüzdeki günlere sizlere de biraz malzeme hazırlayacağız inşallah. Eğitim amaçlı, yani süreyi de biraz iyi kullanmak adına hızlı sormak istiyorum. Evet. Eğitim çalışmaları yaptınız mı? Çünkü İzinleyseniz ben yapmak istiyorum. Ben gönüllü bir yönetim kurulu üyesiyim. Eğitim konusunda. Evet. Allah izin verirse gerçekten 11 Ocak 2014 tarihinden sonra tekrar bizi göreve seçecek olursa Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri tekrar yine bu çalışmalara da devam edeceğiz. Akdeniz Üniversitesi ile ilgili bir çalışmam oldu. Akdeniz Üniversitesi'nden hocalarımla görüştük. Şimdi biz dedik ki yönetime gelir gelmez eğitim vazgeçilmez bir unsur. Ali abim de sağ olsun bu konuda her zaman destek olmuştur. Ahmet abim de öyle. 3-4 konu belirledik Gaye Hanım. Ama herkesin ortaklaşa sorunu olan, herkesin aynı anda aynı paydada buluşabileceği, stres yönetimi, ekonomik ve özel yaşamımızda karşılaştığımız zaman krizle nasıl başa çıkabiliriz, zaman ve zamanı etkili kullanabilme, uyum ve etkili iletişimle ilgili bu konularda eğitimlerimizi yaptık. Ancak kişisel gelişimle ilgili. Yalnız bizim bir problemimiz var. Ben de şahsen kendi adıma çalışan ufak bir esnafım. Ben de işletmemde tek başına çalıştığım için o gün işletmemi kapatıp oradaki o yapılan çalışmaya katılmam benim bir gün ekmeğimden olmak demek oluyor. Yani bizim en büyük sorunumuz yaptığımız eğitimlere pek katılımcı bulamıyoruz. Eğitimleri de yapıyoruz aslında ama maalesef dediğim gibi o da adam işletmesini kapatıp gelemediği için böyle oluyor. Ama yine de biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama başkanımın başka bir projesi daha var. Allah izin verirse Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteğiyle Alanya Meslek Yüksekokulu'nun çatısı altında daha özel bir projeyle, yani odanın kaynaklarının eğitime yönlendirilmesi için bir sürekli eğitim merkezi gibi bir hayalimiz var. İnşallah böyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle yabancı dil falan da tabii söz konusu olacak bu çatı altında. Yabancı dil eğitimi. Evet. Şimdi şöyle diyelim Gaye Hanım ona, kamuoyunun daha iyi anlaması için. Biraz birikmiş tasarım. Yabancı dil eğitimi konusunda da bu arada Tömer'le bir anlaşma imzalamıştık. Bu da bizim dönemimizde yapılan bir çalışma oldu, onu da atlamayalım. Yine üyelerimizin yabancı dil konusunda eğitim alabilmeleri için Tömer'den bir anlaşma yaptık. İndirim aldık. Evet. Amerikan Kültür Derneği de dahil. Şimdi Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Şahin Bey'le çok iyi diyaloglar içinde çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde toplantılar yapacağız. 2014'te Alanya Ticaretinin daha iyi ileriye götürme anlamında. Bizim biraz birikmiş tasarrufumuz var. Ne hikmetse işte herkes onu bir tartışıyor, bir konuşuyor oda olarak. Biz tabii alnımız açık, yüzümüz pak, hesabımız tasarruflarını belli bir şeyde topladık.
Dedi ki yani bir eğitim üzerinde çalışma yapalım. Mehmet abiyle de, Mehmet Bey'le de görüştük. Yapalım dedi. Yani bizim tek başına bir örneğin bir okul binası yapmamız yetmez. Yani ancak böyle entegre olarak da düşüncemiz var. Bir komite oluşturduk. O komite önümüzdeki günlerde inşallah teveccühten sonra eğitim amaçlı bir yatırım yapacağız. Alanya'nın eğitim açısından, Alanya'nın ticaret açısından, Alanya'ya faydası olma açısından iyi olacağı kanısındayız. Öyle bir düşüncemiz eğitim var. Var. Eğitim ama bina veyahut da yani ticaret odasının yaptığı okul var. O tarzda bir düşüncemiz var. Yani derslik kurmak. Derslik kurmak, evet. Evet, evet ama bu sürekli devam edecek bir şey. Yani sürekli eğitim merkezi. Evet, kişisel gelişim merkezi gibi bir şey düşünebilir. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası. İşte komitede Pınar Hanım da var. İşte onu artık o konuda uzman olan üstadlarla geliştirilebilecek bir proje. Geliştireceğiz şu an. Ama bu konuda şahsen adına bir şey söylemek istiyorum. Tabii burada yapılan belki bir birikim, bir kaynak vardır ama biz göreve geldiğimiz süreden beri benim odam adına en çok gurur duyduğum konu hiç kimse bu odadan bir kuruşun alındığı, çalındığı falan gibi hiçbir şekilde bir duyguya kapılmasın. Çünkü Ahmet abi önderliğinde herkes bu konuda o kadar kendine düzgün bir felsefeyle yola çıkmış insanlar ki. Şimdi burada yapılan birikim bir düğün salonuna kullanılmamalı. Hani bunu ben kendi adıma söylüyorum. Çünkü inanın bu yapılan yatırım ki daha önce yapılan örnekleri de var. Boşa olan yatırımlar olabilir. Yani bunun daha farklı şekilde Alanya ekonomisine ne katkı getirir sorusunun cevabı olarak değerlendirilmesi gerekiyor efendim. Evet, peki. Sayın seyirciler, haberin manşetinde konuklarımız Alanya Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Sert Başkanı da aynı zamanda resim kurulu üyeleri dedim. Yine bir eleştiri ya da bir bakış açısı öyle de söyleyebilirim. Bankalarla kredi anlaşmaları yaparken çok pazarlık etmekle eleştirildiniz. Nedir esnafınıza sunduklarınız bankalarla, neden yeterli gelmedi? Onun ölçüsü nedir onun, yani yeterli pazarlıkta ben... Orada bir şey anlamadım. Yani serbest ticaret var. Evet. Şimdi Gaye Hanım, o konuyu ben cevaplayayım. Hı hı. Şimdi bizim Esnaf Sanatkar Odası olarak kredi verme ve alma yetkimiz yok. Evet. Onu zaten kamuoyu evet, yanlış... Yok. Yok. Öyle bir yasa yok zaten. Hı hı. Yani siz diyor para alıp veremezsiniz. Yasamız yok. İki, bize demiş ki yasalar Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi aracılığıyla esnafınıza aracılığa gidersiniz. Hı. Kooperatifin eğer şeyi uyarsa formatı kredisini alır. Bana geliyor üye. Diyelim. Hazırlıyoruz. Diyelim ki Mehmet Ak. Örnek bir isim verelim. Başkanım diyor ben kredi alacağım. Biz Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin tüzüğünü ve kredi şekillerini anlatıyoruz. Gidin onların bilgisayarından çıktı alın. Ek sırasını görün, ona göre hareket edin. Yani bizim onların faizine, indirimine, şeyine bir gücümüz yetmez. Çünkü onlar da makineden bilgisayardan alıyor. En son Akbank geldi. Dedi ki bulduğunuzda ödeyin diye bir kredimiz var. Baktık açılımını, güzel. Sitemize koyduk, bir anlaşma yaptık. Yani biz illa yaptığımız anlaşmayı esnafa, siteye koyuyoruz. Uyarsa al diyoruz. Yani uymazsa almasın yani. Ziraat Bankası'yla anlaşmamız var, Halk Bankası'yla anlaşmamız var. Biz gelen üyeye, bizzat bana geliyorlar, bankaların açılım ve formatlarını sunuyorum, telefon ediyorum, yönlendiriyorum. Artık orada kendi uygun düşerse alıyor, uygun düşmezse... Almıyor, bir zorunluluğu da yok. Yok tabii canım, biz... Tabii dileriz, kimse de kredi çekmek zorunda. Bir şey de ben ilave etmek istiyorum izninizle. Şimdi bizim odada fon kurma gibi bir şeyimiz de yok. Yasal bir şeyimiz de yok. Yani kuramayız. Parayla oynayamayız. O da ancak aidat alır. Başka hiçbir şey alamaz. Aidatları da biz belirleyemeyiz efendim. Yani yönetim kurulunun inisiyatifinde değildir. Yukarıdan bize tebligat gelir. Yani şimdi birine yardım edeceksin. Ancak bunu cebinden yaparsın. Demek ki dediğim gibi cevabını veremeyeceğin hiçbir sorunun altına imza atmayız. Ha, bir kanser hastasıymış. Bir yardıma muhtaçmış. Pardon, yardıma muhtaç değil, yangınmış, kanser hastasıymış, sel felaketine uğramış gibi olursa
yönetimden çıkıyor. Onun dışında ben çok ihtiyacım var, hanımım hasta, çocuğum hasta, işte işlerim bozuldu. Onları es geçiyoruz, onları yani kesinlikle. Kaynaklarınızı böyle kullanamaz mısınız? Böyle prensip olarak 12 senedir onun dışında yardımda bulunmadık. Evet. Peki sayın seyirciler, soru, görüş, düşünce ve önerileriniz dedik. Mailleriniz geliyor ama şimdi kısa bir reklam arası var. Ardından yeniden birlikteyiz. Paylaşımlarınızı da tabii ki konuklarımızla paylaşacağız. Yücel Giyim aynı yerinde yenilenen yüzü ve her ay değişen ürün yelpazesiyle ailenizin mağazası olmaya devam ediyor. Pardüsü'den elbiseye, etekten bluza, çantadan ayakkabıya, takım elbiseden damatlığa, abiyeden gelinliğe aradığınız tüm çeşit ve modelleri bulabileceğiniz Yücel Giyim, kaliteyi en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturuyor. Yücel Giyim aynı adreste, 25 metrelik yol üzeri Garanti Bank karşı aralığında. Dünyanın dev beyaz eşya markası Bosch yine göçmen Türk bünyesinde geniş ürün yelpazesiyle yeni yerinde hizmetinizde. Aradığınız tüm küçük ev aletleri ve son teknoloji beyaz eşya ürünlerini tek bir mağazada bulabileceğiniz Göçmen Türk Bosch, Çevre Yolu üzeri Oba kasabasında. Oteller, iş yerleri, siteler, tesisler, kamu kurum ve kuruluşlar, sahil, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, konser ve organizasyonlarda Selçuklu Güvenlik Hizmetleri hep yanınızda. VIP koruma hizmeti de veren Selçuklu Güvenlik, Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi, İsağol Apartmanı, Kat 2'de. Telefon 512-6206. İlkim Kreş ve Çocuk Yuvası. Anne şefkatinde bir bakım. Kreşimizde 0-12 yaş gelişimsel eğitim programları, sosyal ve kültürel etkinlikler, tuvalet eğitimi, 3-4-5 yaş oyun ve eğitim sınıfları, 6 yaş okul öncesi hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Klima ve kaloriferli sınıflar, geniş oyun parkı ve öğretmenler eşliğinde servis imkanı İlkim Kreş ve Çocuk Yuvası'nda. Unutmayın, sevmeyen çocuk, sevilmeyen büyük olur. Adres, Güller Pınarı Mahallesi, 25 metrelik yol üzeri Star Çiçek Arkası. Keyfi Ala unutulmaz yılbaşı programıyla yeni yılda sizleri bekliyor. Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin'le 2013'e elveda, 2014'e merhaba programında buluşalım. Hep sen varsın gözlerimde, her halimde, her sözümde, yüreğimin ta içinde, ben dönmeni bekliyorum. Yeni yıla özel menümüzle Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerini tatmaya ne dersiniz? 99 ve 139 TL'den oluşan menülerimizden birini tercih edin. Yeni yıl keyfini Keyfi Ala'da birlikte yaşayalım. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 522-0058, 0533-571-7455. Marka değişikliği nedeniyle sağlıklı olan şeyden kaçırılmayacak fırsat. Tüm mobilyalarda maliyetine satışlarımız başlamıştır. Sadullu Oğlu AŞ, Çevre Yolu üzeri Alanya AVM yanında. 65 yıldır Alanya'ya hizmet veren Kasapoğlu Kundura, 300 metrekare mağazasıyla ayakkabıda ünlü markaların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Sporda Kinetix, Slazenger, Scooter, Bayanda Divum, erkekte Nevzat Onay, çocuk ortopedide Todler ve Farelli, Polaris ve Muya, ayrıca King Paola klimalı ayakkabının tek adresi Kasapoğlu Kundura. Çanta, cüzdan, kemer gibi aksesuarları da bulabilirsiniz. Adres Şevket Tokuş Caddesi, telefon 512-7180. Başkent Üniversitesi Hastanesi bilgilendiriyor. Şu anda Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi Anjiyografi Laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda bir takım işlemler yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi koroner anjiyografi. Bir diğer yaptığımız işlem kalp pili implantasyonu.
kalp kapak hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini burada uygulamaktayız. Aynı zamanda da periferik arter hastalığı olarak adlandırdığımız ayak ve bacak damarlarındaki tıkanıklıkların hem tanısını hem de tedavisini bu laboratuvar sayesinde sağlamaktayız. Kateter laboratuvarımızda ortalama 8 ile 10 arkadaşla beraber çalışmaktayız. Bir ekip çalışması yürütülmekte. Günün 24 saatini hizmet vermekteyiz. Cennete açılan kapı Adenya. Düğün, nişan, kokteyl ve tüm özel günlerinizin unutulmaz mekanı. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 510-22-22. 1970'ten günümüze kaliteli hizmet anlayışı ve leziz damak tatlarıyla Dim Çayı Ada Piknik, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak fiyatları sizlere sunuyor. Zengin serpme kahvaltı, sınırsız çay ve meyve suyu yalnızca 17,5 lira. Yepyeni oyun salonumuzda çocuklarınız keyifle eğlenirken siz de dostlarınızla dopdolu bir gün geçirmenin tadına varacaksınız. Güzel bir gün için iyi bir başlangıç seçin. Dim Çayı Ada Piknik, motorcu Şevket ve Zeki Kıllı'nın yeri Dim Çayı'nda. Kaptan Filika Restorant yeni yılda zengin menü ve kusursuz programla sizleri bekliyor. Osman İlkel ve Rita eşliğinde canlı müzik keyfiyle unutulmaz bir akşam geçirirken çocuklarınızsa sürpriz hediyeler ve eğlenceyle yeni yıl coşkusunu yaşayacak. Çok özel zengin menü, limitsiz yerli içecek, yetişkinler için 140, çocuklar içinse yalnızca 50 TL. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 513-1094, 513-49 çift 0. Öztürk Kolcuoğlu 2014'e merhaba diyeceğimiz 31 Aralık akşamında size unutulmaz bir gece sunuyor. Mezeler, birbirinden güzel ızgaralar, tatlı, sınırsız alkolsüz içecek yalnızca 60 TL. Fasıl keyfi, ayrıca Adana'nın sevilen seslerinden Soner'in sahne alacağı yılbaşı programımız ve detaylı bilgi için 513-22-21, 0544-303-0101. Ev, iş yeri, otel, apart, kısacası tüm yaşam alanlarınızın mobilya ve dekorasyonunda uzman kadromuzla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Profesyonel makinalarda istediğiniz tüm tasarım ürünlerini hazırlıyor, en uygun fiyatlara sizlerle buluşturuyoruz. Kalitenin ekonomik adresi Dekostar Mobilya, Dim Çayı yolu üzerinde. Telefon 518-1844. Rahat yaşamı rahatlatan moda anlayışıyla sunan Relax Mod açıldı. Kadın, erkek, çocuk günün her saatine uygun yüzlerce alternatif. Ayrıca hamile ve loğusa ürünleri sizleri bekliyor. Spor giyim hiç bu kadar şık olmadı. Relax Mod, rahatlığın keşfi. Relax Mod, yıllardır tanıdığınız Tamero Atlet farkıyla. Adres Şekerhane Mahallesi, Yerli Yolu Caddesi No7, Akbank üstünde. Güzelliğinizin sırrı Dermalanya. Vücut analizi, diyetisyen eşliğinde zayıflama programı, cilt analizi, cilt bakımı, ultrasonik peeling, protez tırnak, kalıcı makyaj, radyo frekanslı kavitasyonla bölgesel incelme, pasif jimnastik, ağrısız, acısız, lekesiz ötüleme epilasyon sistemi, dermarollerle cilt aydınlatma ve leke tedavisi. Geç kalmaya dair her şey Dermalanya'da. Detaylı bilgi için 514-0112. 15 yıllık tecrübesi, eğitimli personeliyle ve kurumsal anlaşmalarıyla tüm Türkiye geneline hizmet vererek bir marka olan Hivda Reklam, geniş makine parkuru, iş güvenliği ve teknolojik ekipmanlarıyla yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Kuba Motor, tüm Türkiye tabela ve reklam işleri başta olmak üzere totem, tabela, araç giydirme, plaket, kupa, madalyon, stand ürünleri, Atatürk köşeleri, kutu harf ve led tabela ürünleri imalatında üretici ve toptancı firma olarak Alanya'dayız. Duvar kağıdı, laminant parke, lamine parke, masif parke, duvardan duvara halı çeşitleri, karo halı, cami halısı, PVC zemin kaplama.
Unutmayın, tasarımdaki gizem ince ayrıntılarda gizlidir. Aldek, dekorasyon dünyasında tek. Profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemlerinde tek adresiniz Ölmez Elektronik. Konusunda deneyimi, zengin çeşitleri ve uzman kadrosuyla Akdeniz bölgesinde bir numara. Ses, ışık ve görüntü sistemlerinde arayıp da bulamadığınız her şeyi Ölmez Elektronik'te bulabilirsiniz. Ayrıca her türlü konser ve özel günlerinizde kiralık ses ve ışık sistemleriyle yanınızda olan Ölmez Elektronik, Hayat Hastanesi karşısında. Telefon 513-06-54. Pontoleder'in sunduğu haberin manşeti devam ediyor. Yeniden birlikteyiz haberin manşetinde ve konuklarımız Alanya İslam Sanatkar Odası Başkanı Sayın Ahmet Sert ve Yönetim Kurulu üyeleri. Evet Sayın Sert, biraz da üyenizin ya da izleyenlerimizin sorularına cevap isteyeceğim. İmitasyon malzemeler toplanırken başkan nerede ekliyorlar? Bu konuda da bir eleştiri var size. Ben buradan hareketle benzer sorular da var. Hepsini bir cevaplamış olursunuz. Marka avukatları denetime geliyor yaz aylarında. Gerçekten evet. Esnaf için de sıkıntılı bir süreç. Bir kaçma, bir kovalama söz konusu. Sizin bu süreçte esnafı yalnız bıraktığınızı savunuyor. İzleyici sorusu ya da esnaf. Güzel bir soru. Yani güzel bir soru derken ben cevaplayayım, konuları biliyorum. Biz Ticaret Sanayi Odası Mehmet Bey'le bu konu üzerinde çalıştık. Çünkü tekstil benim odamda da var, onun odasında var. Ben kendim tekstilciyim. Evet. Ve o bahsedilen mallardan satıyoruz. Fakat bunlar kanun dışı, çatma ürünler. Biz gerekli yardımları, gerekli hesabımıza yapıyoruz. Bu konu çok eşelenmemesini rica ediyorum. Çünkü bunun çok konuşulacak bir yeri yok. Biz gerekeni gerekli yerde yardım yapıyoruz. Ben yapıyorum. Evet. Tabii üretildiği noktalar da herhalde değil mi? Asıl ya Türkiye'nin bu kanayan bir yarası. Evet. Yani. Şimdi savunacak bir şekil yok. Bunu hukukçular da biliyor. Her şeyi biliyor. Onun için o konuları çok eşmeyelim. Biz elimizden gelen o konuda her türlü yardımı yapıyoruz. Evet. Sağ olsun sorana. Evet. Bir başka konu, bunu da mutlaka siz duyuyorsunuz çünkü çok yayınlarda da dile getirildi. Belediyenin özellikle indirmen evet. kararlarından söz etmiş, vitrin uygulaması, kapanma saatleri gibi. Evet. Esnafın mağdur olduğu konularda oda başkanımız niye bize sahip çıkmıyor demiş. Hı-hı. İzleyici. Belediyenin kararları karşısında tavır almamakla eleştiriliyorsunuz. Ben geçtiğimiz dönemlerdeki tüm yayınlara bakın. Ben Ahmet Sert Espor Yönetim Kurulu Başkanı olarak evet. saat 01'de kapanmasına hep karşı çıktım. Çünkü Sayın Belediye Başkanımızla toplantılarda yaşayan şehir imajı vardı. Yaşayan şehir imajı verdiği yerde saat uygulaması olmaz dedim, karşı çıktım. Zaten genelde büfe ve bakkalları etkiledi. Yani orada bir ayrım yapıyorum ama öyle olmasına rağmen ben hala aynı şekilde o yaptısılar. Ben saat sınırımızla kapanmasına karşı bir şahsım olarak her türlü toplantıda, her türlü yerde açıkça ilan ettim. Yine ilan ediyorum. Yani saat 01'de yoldan misafir gelecek. Bir küçük su alacak, bulamayacak. Yani çok hoş bir şey değildi şehrimiz için. Yani ben ona hep karşı çıktım. Hep olduğum toplantılarda söyledim. Ama Alanya bir kurallar kaidesi yönetiliyor. Bunu ben yaptırırım veya o yaparım diyen yalan söyler. Çünkü tüm güçleri belediyeye birleştirmiş. Yasalar. Yani kolluk kuvveti, ruhsat açma, ruhsat verme, saat ayarlaması gibi tüm gücü belediye toplamış. Belediye başkanı da uygularsa bizim kurumların, yani bunun içinde biz aciz duruma düşmüyoruz. Başka kurumlar da var. ALSO var. Bizden dev de büyük. Onlar da aciz duruma düştüler. Uyguladı belediyemiz. Sorun sürenin çok kısa olması Gaye Hanım. Çok kısa bir süre içerisinde para kazanma çabamız devam ediyor ve o süre içerisinde insanlar geceli gündüzlü çalışıyor.
Ama Avrupa'ya baktığınız zaman gerçekten bu kapanış saatlerinin, ki ben de şahsen gittik gördük ve dedik ki yani 16'da kapanış saati yazmış kapıya, 16'yı 5 kere gittiğinizde diyor ki kapatıyorum. Neden? Çünkü insanlar evine gidecek, yani orada duşunu alacak, dinlenecek, ertesi güne tekrar hazır halde gelecek. Yani özüne baktığınız zaman aslında bir hani kötü bir niyet de göremiyorsunuz. Yani o saatten sonra git, uyu, tekrar ertesi yani sabahleyin. Biraz belki gelir düştükçe, değil mi? Onun getirdiği... Kesinlikle 5 ay, 6 aylık bir sezon insanları mutlu etmiyor. Kış sezonunun yetmiyor. Ve bizi maalesef hani bütün işletmelerin kapanarak şehrin ölü şehir haline dönüşmesi hepimizi bu şekilde etkiliyor ister istemez. Evet. Yani çok iş yeri, çok insan, az müşteri bu hallere getiriyor. Çok müşteri, az işçiler olsa hepimiz çok mutlu oluruz. Yani Alanya'da dünyadaki ekonomik kriz. Her yerden evet. Buraya işe açmaya. Tabii feryat figan. 24 saatte yetmiyor. Pasta gittikçe küçülüyor. Evet. Evet, ben izleyicilerinizden rica edeceğim. Çünkü herkesin mail adresini bilemem. Dolayısıyla isimlerinizi de yazarsanız maillerinize, en azından isminizle okuma şansım olur sorularınızı. 30 esnaf birleştik izliyoruz. Başarılar diliyoruz demişler size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir soru yok ama ben gelmiş bir mail size iletmek gereğini duydum. Bir başka soru Harun Bey yazmış. Şoförler odası da odası bir şirket mi? Sayın Tok, ben bunu sizden anıtlamanızı isteyeceğim. 4-5 katlı bina yapıldı. 3 katı üyeye sahip. Üye kullanıyor demek istiyor anladığım kadarıyla. Onlar yapıyor, siz niye yapamıyorsunuz gibi bir soru yöneltilmiş. Şoför odasıyla bir kıyaslama da var tabii bu süreçte odanızla ilgili. Onlar öyle yapıyor, siz niye yapmıyorsunuz gibi. Şimdi bizim odamız Esnaf ve Sanatkarlar Odası Alanya'da sadece aidatını alıyor. Bir de 12,5 lira muhasebe ücretini alıyor. Evet. Muhasebe ücretini alan takribi 400 civarında bir üyemiz var. Muhasebede evrağını yaptıran. Hizmet alan. Bunun maliyeti 400 esnaf olsa 12,5 işte senede 150 lira yapar. Çarp 15'i 100'e ile 400 ile 60 bin lira gibi bir rakam çıkar. Matematiksel hesabı bu. Artı bir de üyelerimizin ödediği 205 lira gibi bir aidatı var. Başka esnaf odasının hiçbir geliri yok. Ha bir de işte yıllardır zam yapmıyoruz. Herhangi bir şeye liste veriyoruz da. Tarife veriyoruz. Tarifeden bir 15 lira mı, 20 lira mı? Ama o da uzun zamandan beri tarifeye, kasaya bir şey girmedi. Yani o da zaten 10 tane, 15 tane tarife verirsin. Şimdi bizi onlarla şoförler odasıyla mukayese etmesinler. Biz yine mükemmeli beş başardık. Şoförler odasının gelirleri çok farklı. Ben küçük bir araştırma yaptım. Şimdi siz bir araba alıyorsunuz veya kameraman arkadaşım bir araba alıyor veyahut Dereköy'ünden herhangi birisi bir araba alıyor. Mutlaka şoförler odasından plaka alınıyor. Bunun küçük bir araştırma yaptı. 8 lira dosya bedeli. 8 lira ödüyor. 3 tane kıstas getirmiş. 28 lira. 32 lira. 52 lira. Yani 0.7'nin 7'si biraz kalın, biraz ince, biraz daha eğri. Kıstas getirmiş, hangisini istersen ama 8 artı 28, 8 artı 32, 8 artı 52 gibi. Şimdi günde Alanya'da 100 civarında araç satılıyor. Hepimiz malumuz. Bunun tamamı hepimiz şoförler odasına varıp bu parayı veriyoruz. Yani bırakın muhasebe ücretini. Bence üyelerinden para falan almaması lazım. Orayla bizi mukayese etmeyin. Evet. Bizim bir tek üye aidatımızdan başka bir şeyimiz yok arkadaş. Evet. Her şey matematik. Şimdi gelinim 60 bin lira rakam çıkardım. Evet. İki tane kişi istihdam ediyoruz. Bir memur bayan, bir de mali müşavirimiz. Bir insanın hepiniz bilirsiniz. İşçiliği ve işçi çalıştıranın maliyetini. Bir kişinin maliyeti aylık, yani biz ikramiye veriyorsun, yem yardım yapıyorsun, 2000 lira aylık. Yıllık 24 bin lira yapar. İki kişi 48 bin lira.
büro masraflarında koy 60 bin lira. Şimdi biz burada bir kazancımız yok. Sadece acizane hizmet veriyoruz. 5 yıldır yani sadece 12.500 lira alınıyor. Taksini hesap edersen işin içinden çıkamazsın. Evet, peki o zaman bu muhasebe ücretleri konusunu biraz açalım mı? Çünkü o da eleştirilen ya da önerilen konulardan birisi. Sayın Kıymaz, ben onu sizden isteyeceğim. Hiç alınmayabilir mi mesela? Sizin bir gelir kaleminiz ama hiç alınmayabilir mi? Çok fazla bir gelir elde etmediğimizi anlatmaya çalıştı Ali abim aslında ama. Ama mesela yani diye bir düşünce de var. Ortada. Ama şöyle yani bu paraya da dışarıda muhasebesini baktırıp beyannamesini nasıl hazırlatacak insanlar? Dışarıda muhasebe baktırmak bu paraya mümkün olmayacaktır. Yani 12 liraya demek istiyorsun. Yani evet. Ama bu hani yine odamızın bence üyemiz için sağladığı en güzel hizmetlerden biri bu ve 5 yıldır aynı ücret alınıyor. Şimdi Gaye Hanım, biraz da ben orada bir takviyede bulunayım. Yönetimin başında ve hesapları gören birisi olarak. Şimdi dediği gibi bir memur ve mali müşavirimiz var. Biz onun hesabını 40 yardı 40'a böldük. Dereköy'den çaycımız geliyor, Mahmutsiye'den çaycımız geliyor, Türktaş'tan çaycımız geliyor. Nedir sıcakla geliyor, oturuyor, çayını, soğuk suyunu içiyor, klimasını yanıyor. Şu evraklar hazırlanıyor. 3 ayda bir getirir efendim evraklarını. Ve onların gelmesi daveti için mesaj atılır. Uzatmayalım, her türlü işlemleri yapılıyor. Biz bundan 5 yıldır sadece orada istihdam ettiğimiz kişilerin ücreti çıksın diye 12,5 lira ücret koyduk. Ne artırıyoruz, ne alçaltıyoruz. Ne kar ediyoruz, ne zarar ediyoruz. Yani orada insanların, ya ben bunu çok büyüttüklerinde ben çok şaşırıyorum yani şu devirde. Çünkü normal benim defter ücretim. Seçim vaadi olarak kullanılmaması gereken bir şey aslında. Yani beyin bulandırıyorlar. Evet. Bence hiç böyle bir şeylere gerek yok. Çünkü odanın yürümesi lazım. Çünkü orada evraklar var. Çünkü orada faks var. Orada mesaj atılıyor. Orada her bir türlü kaynak tüketiliyor. Elektrik yanıyor. İnsan gücü kullanılıyor. Mutlaka. Yani anlayamadım orası. Hala anlamış da değilim. Peki. Esnafın yine bir sorusu, telefon sorusu. Evet. Esnaf olarak hukuk demiş. İhtiyacımız var. Cezaevine düşen arkadaşlarımız var. Borçtan dolayı herkes çıkıyor. Esnaf hep içeride demiş. Evet. Esnaflar avukatın maşası oldu demiş. Yani bir yorum, bir değerlendirme, bir öngörü, bir sürü şey çıkarabilirsiniz. Ben onu şöyle toparlayayım. Hukuk anlamında bir destek veremez misiniz? İçeriden çıkmıyormuş esnaf. Hani bu konuda siz esnafınız için ne yaptınız? Mesela bir avukatlık hizmeti sunmanız gerekir. Şimdi, sunmadınız mı? Gaye Hanım, soru kasıtlı. Ben onu açıkla beyan edeyim. Ben esnaf odası başkanıyım. Evet. Ve her gün mesai yapıyorum. Bizim odamız herkese açık. Evet. Eğer kişinin sıkıntısı varsa ve oluyor, geliyor. Diyor ki benim şöyle hukuk işim var diyor. Bir, biz odada avukat tutamayız. Öyle bir yasa yok. Avukat tuttuğun anda sadece odanın içine bakıyor. Ben dün Sayın Osman Doğan Bey'le Alanya Baro Başkanı'na görüştüm. Sen dedi tutsan avukatı, anlatsan. Ali Tok'un örneğin bir alacak verecek veya da başka bir davası olsa o avukat bakamaz. Bu bir. İki, bakarsa ona tekrar fatura yazar. Öyle bir şey yok. Ve bizim bütçemizde diyelim ki siz avukatsınız. Biz de üyenin birisine bakıyorsunuz. 10 milyar lira mahkeme ücreti istediniz. Bunu ne çıkma şeyimiz var, fonumuz var, ne ödeme fonumuz var. Yani ücretli bir avukat bulabilir misiniz odanıza? Böyle bir şey mi? Hayır, olmuyor işte, olmuyor. Şimdi biz şöyle bir yöntem uyguluyorum. Ben son 4 yıldır. Tabii o soru kasıtlı. Ona teşekkür ederim, fark etmez. Açıklama fırsatı bu. Tabii. Hayır, güzel bir şey demiyorum. Şimdi bana geliyor arkadaşlar. Şimdi avukatlar da kendi arasında branşlaşmışlar. Osman Doğan Bey'le dün görüştük. Kimisi arazi davasında branş yapmış. Kimisi ceza davasında branş yapmış. Kimisi başka şeyde. Bana gelir ise üyelerimiz, bana geliyor. Ben açıyorum Alanya Baro Başkanı'na. Avukatım, böyle böyle üyemin şu formatta bir işi var. Bunu hangisine yönlendirelim? O da ağır ceza avukatı. Diyor ki bunu Hasan
avukatım bu konuda uzman. Biz ona yönlendiriyoruz ve bizden giden üyelere de indirim yapıyorlar. Yani o yasaların el verdiği sürece. İki, biz bundan önceki dönemde iki avukatımızla sözleşme yaptık. Kamuoyu bilmediği için açıklıyorum. Çok güzel bir soru oldu bu aslında. Biz sitemize koyduk. İki avukat anlaşmamız, isimleri, telefonları, dökümleri. 5-6 ay kadar sitemizde görev yaptılar. Kişiler bağlandı, sorusu sordu. Herhalde avukatlarda şey yasakmış, reklam. Buradan şikayet etmişler. Antalya Baro Başkanı. Hemen geriye döndüler. Başkanım neredesin? Alanya'da. Hemen bizi siteden kaldır ve şeyimizi iptal et. Anlaşmamızı. Neden? Anlaşmalar yasak. Evet. Neden? Baroda bu tür bir anlaşma, baroda bu tür bir reklam kesinlikle yasak. Hemen kaldırdık. Yani bilmedikleri için. Ama bana gelseler davasının türüne göre ben onları yönlendiriyorum. Diyorum ki Ali avukatla seni görüştüreyim. Sana %20 indirimi de sağlayayım. Tabii onların tarifesi var. Yani %50 veya şudur budur olmaz. Onlar da şu davaya diyor. Baro tarife vermiş. Diyor ki ağır cezaya örnek veriyorum 20 bin lira bakarsın diyor. Ha biz %20 indirir işte 17 iner 18 iner öyle gibi imkanlar sunuyoruz. Yani onun dışında kim gelirse, kim başka bir şey söylerse gitsin sabahlayıp sorsun avukatlara. Bilgisini alır. Odaların 2005 yılından sonra kayıt olan esnafları Antalya'ya gitme ihtimali var demiş Ahmet Gündoğan. Evet. Biraz önce konuştuğumuz konu evet. Anlaşılmadı. Diğer odalar bu sorunu çözerken odamız niye çözmüyor, neden çalışmıyor demiş. Yani orada net olarak anlaşılmıyor. Diğer odalarla birlikte yazdık zaten yazımızı da sonuç bekliyoruz efendim biz bu konuda. Kısaca söyleyeyim mi? Kişi Antalya'ya atarsa sistem, kişi bir dilekçe verecek. Benim odam Alanya odası diyecek, Alanya'da kalacak. Yani sistem oraya atarsa. Antalya'ya. He. İsterse Antalya'ya gider Antalya'daki kuaförleri veya berberler odasında iştigal eder. Ama yok ben istemiyorum Antalya çok uzak derse Alanya'mız odamızda da kalabilir. Bunu net bir şekilde söylüyorsun. Net bir şekilde bu şekilde. Evet evet. Peki Sedef Kaya sormuş. Nuri Demir muhasebe işlerini götürü usulü olanlardan almayacağını söylüyor. Siz niye bunu yapmıyorsunuz? Bu kadar gücü yok mu odanın demiş. Az önce de yanıtladık aslında ama. 5 yıldır 12 lira 50 kuruş alınıyor efendim. Şimdi 12 lira 50 kuruş, evet. Gaye Hanım, yine başa dönelim. Evet. Sizin bu odanın bir maliyeti var. Ben şimdi hesaplayabilirim. Sizin çalışanların, kameranın, ışıkların. Buradaki 1,5 saatin bir maliyeti var. Bunu bölsek buluruz. Bizim odaların da maliyetleri var. Resmi kurum. Hiçbir vergisinden kaçamıyorsun. Hiçbir şeyinden feragat edemiyorsun. Resmi kurum. Bunu hayatını idame ettirmek zorundayız. Yani o esnafımıza ben hizmet verebilmem için elin cebine koyması lazım. Koyduğu para da çok güçlü değil. İşte, ben bugün kendi butiğimde şeyi 200-250 lira ödüyorum yani. Evet. O farklı ama bir orantıyı da bulmamız lazım. Yani, bir maliyet. O 12 lira 50 kuruş verilmezse orada personel istihdam edilemez. İnsanlar da dışarıda beyannamesini 12 lira 50 kuruşa yaptıramaz efendim. Evet. Peki, esnaf ziyaretleriyle ilgili bir eleştiri var. Berbere gidip bir çay içmenizi istiyorlar. Çaycıyı ziyaret etmenizi istiyorlar. Niye esnaf ziyareti yapmıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Hani esnaflarınızdan... Ahmet abi 7'de kalkar. Yavrum vermek istiyorum. Ben yorum yapıyorum. Bunun hızına yetişemez. Açık ve net olarak söylüyorum. Kimse, ben yani beni seçseler vazane o makama, inanın Oğuz'a yetişemez. Mümkün değil ya. Şimdi cuma günü arar. Yarın cuma diye arar. Hayırlı perşembeler yarın cuma diye arar telefonla. Bizzat ziyaret eder. Odaya gelirler işlerine göre. İnanın onun Ahmet Sert'in hızına kimse yetişemez. O konuda eline kimsesi dökemez. Hiç seçim ziyaretleri yapıyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz seçim dönemleri esnaf biraz daha ya da herkes kendi meslek grubu anlamında. Sadece Alanya'da değil diğer bölgelerde de ziyaretlere başladılar. Bu çalışmalar da devam edecek ayın 11'ine kadar. Şimdi istersen ben onu açıklayayım. Gaye Hanım
Ben seçim ziyaretini çok sevmeyen birisi işin özünde. Yani ben kendim çok methetmiyorum ama esnaf biliyor. Yani seçimden ayrı tarihte siz beni yolda sokakta görürsünüz, görüşürüz. Yani günde ortalama benim uğradığım dükkan sayısı bazı arkadaşlara paylaşırım 30 civarında olur. Ama takdir etsinler ki şu anda 3500 civarında üye gözüküyor. Yani Kurcalardan hepsine ulaşabildim mi diyorsan Safadere'ye kadar. Dörtte üçünü geçer. Evet. Yani size çay ikram etmek isteyen esnaflarınız var belki. Hani o noktada. İçeriz inşallah varırız. Bir de Alanya'da şu var yani ben hep programlarda anlatırım. Bizim Alanya esnaf yeri olarak göç alan bölge. Evet. Göç aldığı sürece kimin nereye gittiğini veya kimin nerede olduğunu bilme şansımız çok yani çok hareketli bir esnaf var. Örnek veriyorum, Mahmutlar'a gidiyorum. Tanışıyorsun, işte çayını içiyorsun. Konaklı'ya gidiyorum, bakıyorum 3 ay sonra orada. Ya sen Mahmutlar'a değil miydin? Aa ben bu tarafa geçtim. Çok hareketli bir bölge. Çok göç alıyor. Yani Ali Bey'in dediği gibi tüm gücümü kullansam da veya kullansak da ulaşma şansı zor. Belliğimize kalma şansı da zor. Çünkü o kurcular 45 kilometre. Gidiyorsun, tanışıyorsun, görüşüyorsun. Bir bakıyorum, abi sen Alanya'da değmedin diyorum, burada ne yapayım? Buraya taşındım. Çok göç, şehir içinde de çok göç var. Evet. Ama en son denilecek laf o. Peki, Ahmet Yanar sormuş. Evet. Alanya Esnaf Odası yönlendiren bir oda olmalı. Hı hı. Şimdiye kadar oda olarak kendi projeniz ne yaptınız? 14 yıldır yapılamayanlar şimdi nasıl yapılacak demek istemiş ama biraz zor anlatmış. Hı hı. Peki, bu aynı zamanda bundan sonra ne yapacaksınız sorusu da olsun. Ben evet. Bunu çünkü sormak istiyorum süremizi de iyi kullanmak adına. Oda olarak kendiniz ne proje ürettiniz diye soruyor esnaf Ahmet Yanar. Ve bundan sonrası için esnafa hangi sözleri vereceksiniz? 1,5 saattir zaten yaptıklarımızı anlattık Gaye Hanım. Bir risk analizi var. Yani ya, kanunlar, yasalar niye emrediyorsa biz oradayız. Onların emrettiği şekilde esnafımıza kurumlar arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Mesela şimdi bir risk analizi çıktı. İstanbul İş Güvenliği evet, konusunda evet. Şimdi, sigortalı işte çalıştıran iş yerlerini. Evet, Mustafa Okun Özkaya ile anlaşma yaptık. Bu 2013 yılı içerisinde 120 lira gibi bir rakamla iş yerlerine hizmet verdi. Biz aracı olduk. Şeyimizi açtık. İş yerlerinden görevlendirilen arkadaşlarımız eğitimler aldılar. Salonumuzda onların yanında çalışan personelleri eğitimlerini aldılar. Sertifikaları hazırlandı. Tabii bu ücretlerini pardon. Bu iş yerlerinde çalışan elemanların eğitimlerinden de ücret aldıkmadık yani öyle bir sistemle çalıştık. Şimdi gene 2014 yılı 2014 yılıyla itibariyle yeni bir yasa daha çıktı. Bunu birçok arkadaşımız vakıf duymuş kulaktan dolma. Evet. Tam net olmamakla beraber riskli işletmeler, bunların içerisinde berberler, kuaförler, kasaplar, kuru temizleyiciler, pastane işletmeciler hatta çaycıların da olduğu söyleniyor. Riskli meslekleri grubu. Hmm. Şimdi bunlar iş yeri hekimi, iş yeri güvenliği uzmanı gibi kişilerle anlaşmak durumunda 2014 yılı itibarıyla odamız bu konuda bir çalışma yaptı. Gene risk analiz uzmanlarıyla beraber işte bu kişiye, risk analistine 50 lira gibi aylık bir para ödenmesi çıkıyor galiba. Yani esnafa yeni bir yük mü? Yeni bir yük. Ama bu yasal bir yük tabii. Evet, yasal bir yük. Duyumuza göre bu 50 liranın 35 lirasını devlet karşılayacak. 15 lirasını da iş yeri verecek. Yani bu bir. Bunları takip ediyoruz. Bu tür şeyleri esnafımızla buluşturuyoruz. Aracılık ediyoruz. Evet, bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum izninizle Ali abi. Çok ciddi anlamda çalışan bir SMS sistemimiz var efendim. Yani bu da aslında odanın ciddi anlamda bir bilgi bankası gibi bir şey. Yani ben bugün lütfen tekrar buradan sizin aracılığınızla da duyuru yapmak istiyorum. Eğer Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi iseniz ve odanızın bilgilerinden
telefonunuza gelecek mesaj aracılığıyla yararlanamıyorsanız lütfen odamıza gelin. Hem bir bardak çayınızı içmiş olursunuz hem de lütfen bu SMS sistemine telefon numaranızı, değişmiş de olabilir telefonunuz, lütfen tekrar kayıt yaptırın. Çünkü biz üyelerimize birebir cep telefonuna gelecek mesajlarla ulaşıyoruz. Ve bahsettiği gibi abimin, yani her gün değişen, her gün yenilenen bu tarz yasal duyuruları ya da işte sağ olsunlar kandilleri herkesten önce kutlarlar. Yani biz aslında bakmayın pek çok şey yapıyoruz da pek gözle görünmüyor, o şekilde değerlendirelim. Bir de çok güzel bir internet sitemiz var. Bilmiyorum, belki pek çok kişi ziyaret etmemiştir ama alesso.org.tr adı verilen bir sitemiz var. Bu siteden yaptığımız çalışmalarımızı duyuruyoruz, projelerimizi duyuruyoruz. Yani aslında burada Ahmet abi teşekkür etti. Bakın bugün Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı merdivenlerinden çıkıp da odaya başvuru yaparak ben şu sorunumu çözmek istiyorum diye geldiğiniz zaman oradaki her personel, çaycı Muzaffer abimiz bile size elinden gelen yardımı yapacaktır. Yapıyorlar da zaten yani. Ve biz gerçekten hizmet adı altında bunların hepsi yapılıyor. Ama gerçekten üyelerimizin şunu da yapın, biz bunu da duymak, görmek istiyoruz, bu hizmetten faydalanmak istiyoruz diye teklifleri varsa bunları da değerlendirmeye zaten açığız. Evet. Web sayfamızdan bahsetmiştin ya Pınar. Bugün 101 kişi ziyaret etmiş. Bugün. Toplam bugüne kadar ziyaret sayımız 94.172 kişi olmuş web sayfamızda. Yani orada da birçok şeyi yazıyoruz. Yani duyuruyoruz. Görüyoruz. Evet. Peki sözün sonuna geliyoruz. Sayın Sert, ben son sözünüzü, vaatlerinizi diyeyim. Çünkü artık seçim olunca bu biraz klasik de olsa bir beklenti haline geliyor. Almak istiyorum. Ben bir konu vardı, onu anlatsam da evet. Ondan sonra alsanız. Buyurun. Şimdi şeydeki listelerdeki telefonlara değineceğim. Ha, evet. Vermediğiniz telefonlara. Evet, evet, evet. Yani. Şimdi bu bir mahremdir. Biz de bir gün bankanın ismini vermem doğru olur mu vermeyeyim olmazsa, bir tanesi esnafla ilgili bir çalışma yaptı, reklamlar falan çekti. Antalya'da hatta Beyaz falan katılmıştı o programa. Bizden şey istedi, üyelerimizin isimlerini, telefon numaralarını, banka, kurumsal olarak yazdı istedi. Yönetime geldi. Yönetimde böyle bir şeyin, başka da verebilir belki ama biz, bu bir mahremdir. Çünkü sizin telefonunuzu ben bankaya vereceğim. İkiye bir işte size kredi kartı veririm. Size kredi veririm. Nereden aldın kardeşim benim telefonumu? Esnaf odasını aldım. Telefon açar bana söyler. Ne hakla veriyorsun benim telefonumu der. Yani bu bir mahremdir. Esnaf odasındaki telefonlar bir kitapçık yapacak. Bir liste yapacak. Herkesi telefonla yazacak. Bu bir mahremdir. Kimsenin numarası verilemez mi? Hani belki özel SMS atmak üzere cep numaraları. Yok. Sitemizde böyle bir çalışmamız var efendim. Eğer kart vizitinizin sitemizde yayınlanmasını arzu ederseniz gelip odamıza başvuru yapabilip kendi grubunuz içerisinde kendi bilgilerinizi duyurabilirsiniz. Bence mahrem konudur. Bir işlerinin kimliği kitapçıkta toplanamaz. Ama bir kişi kalkar, esnaf kalkar. Gönüllü olarak herkes kendi kartını verir, yayınlamasını isterse olabilir. Evet. Ama onun da bir ücreti tabii bedeli olacaktır o insanın çalışma bedeli karşılığında. Biz yani hiçbir kurum kişiye telefonlu bilgi, adresi, isimli telefonuyla bilgilerini veremeyiz. Vermek taraftarı yani, olmadık evet. Yani en azından. Öyle yani, evet. Bir aday olsa da vermez miyiz? Hayır, hayır. Yok, hani yasa. Belki hayır. Bir bankaya vermeniz hayır. Çok doğal olmayabilir ama. Aynı şey. Kimseye. Yani o odadan dışarıya çıkılmasına kimseye izin vermeyiz. Evet, peki son söz demiştim. Ali Bey, başlasın ben. Efendim. O zaman siz sırada da öyle bitirmiş olun. Sayın Tok, sizinle başlayalım. Yeni yılda herkese mutluluklar, huzur içerisinde bir yeni yıl, bol kazançlı bir yeni yıl, sorunsuz bir yeni yıl. En büyük dileğimiz. Hepimiz esnafız. Hepimizin beklentileri çok fazla. Sağlık, sıhhat, bol kazançlı günler diliyorum herkese. 11 Ocak'ta bütün üyelerimizin sandıkta gelip oy vermesini
bizi sevenlerin bize destek vermesini canı gönülden rica ediyoruz. Peki, biz destek kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, sayın sen. Gaye Hanım çok teşekkür ederiz. Çok keyifli program oldu. Bilinmeyeni açıkladık. Kamuoyu yaralı bir aile bilgilendirdik. Çok sağ olun. İnşallah Ali Bey'in dilekleri ben de katılıyorum. 2014 hayırlı ve uğurlu olur Alayan Ticareti'nin, Alayan Ticareti noktasında. Ben üyelerime hasreten esnaf kardeşlerime, benim can kardeşlerim oldu onlar. Biz içli dışlı olduk. Hepsi biliyor, hepsini öpüyorum. 11 Ocak Cumartesi günü. Ne olur bir saatini ayırsınlar. Belediye düğün salonu üzerinde. Çok bekletmeyeceğiz. 10 sandık kurduk. Yasalar öyle dedi sayınız çok. Ya yani çok beklemezler gelsinler. Teveccühlerini lehimize bir daha şey yapsınlar, kullansınlar. Ondan sonraki dönemde size de dediğimiz gibi malzeme hazırladık. Biraz grupları öne çıkarma noktasında. Güzel düşüncelerimiz var. Eğitim konusunda ticaret sanayi odasıyla entegre olup o konuda güzel düşüncelerimiz var. Komitemizi, komisyonumuzu kurduk. Elimizdeki tasarrufu o konuda biraz değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Alanya eğitim adına, Alanya ticaret adına. Ben tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah 11 Ocak Cumartesi günü belediye düğün salonunda yeşil kravatlarımızla karşılarız onları. Çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de programımıza katıldınız. Ve son sözü Sayın Gülmaz, sana oğlum. Gerçekten 2014 yılının herkes için sağlık, bol kazanç. Önce tabii huzur getirmesini diliyorum. Ardından tekrar 11 Ocak 2014 günü sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değil ama diğer tüm oda yönetimleri arasında tek bayan olarak yine gururla taşıdığım bu ünvan adına bütün bayan üyelerimizi oyunu kullanmaya davet ediyorum. Gelsinler lütfen Atatürk'ün onlara vermiş olduğu seçme hakkını lütfen kullansınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ve biz de tabii ki tüm izleyicilerimize, tüm Alanya halkına, tüm Türk milletine, tüm dünya insanlarına sağlıklı, mutlu, barış dolu bir zaman dilimi, bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. Kontrol Eder haberin manşetini sundu.